Zəfər paradına Bakı hazırdır. Bir qədər sonra Bakıda ilk zəfər paradı keçiriləcək. Azərbaycan mediası ilə yanaşı dünya mediasında parada marağı böyükdür. O cümlədən qardaş Türkiyədən bir neçə telekanalın əməkdaşları Bakıdadırlar. Və bu jurnalistlərdən biri də Ali Burak Ərsemizli, o TV100 telekanalının əməkdaşıdır. Müharibə dövründə də, vətən müharibəsi dövründə də Ali qardaşımız buradaydı. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında böyük rol olmuşdu. İndi yenidən Bakıya gəlib. Ali, xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduq. Müharibə dövründə biz təxminən 25 gündən artıq sizinlə birlikdə mən oldum orada, sonra siz qaldınız, mən qayıtdım Bakıya və artıq Azərbaycan müharibədən, savaşdan qalib çıxıb, bugün zəfər paradı keçiriləcək. Hansı hisslərdir bunlar, o müharibə və bugünkü zəfər paradı? Evet kardeşim, öncelikle herkese teşekkür ediyorum. 32 gün geçirdim ben muhabere sırasında, o operasyonlar sırasında, ameliyatlar sırasında. Gerçekten hem asker, Azerbaycan askeri hem de halkı bize sahip çıktı. O yüzden bir kez teşekkür etmek istiyorum bir kez daha. Gerçekten Azerbaycan'ın o bizim 32 günde izlediğimiz o 27 Eylül'de işgalci Ermenistan'ın başlattığı terörist harekata karşı bir terörle mücadele harekatı düzenlediniz. Sayın İlham Aliyev'in talimatıyla ordu hemen harekete geçti 27 Eylül'de ve ardından tabii çok acı olaylar da yaşadık. Birlikte yaşadık sizinle. Çok üzüldük. İçten ağladık ama terör akları gördük birlikte. O Gence'deki saldırıların hepsine şahit olduk. Onun dışında oradaki acıları görürken bir yandan da gerçekten kahraman Azerbaycan askerini Cebrail'de, Fuzuli'ye yakın yerlerde görüntülemeyi başardık. Gerçekten gülerek bombaların altında duruyorlardı. Yani ben böyle bir asker birçok savaşa gittim. Böyle çakı gibi dimdik duran askeri Azerbaycan ordusunda ve Türk ordusunda sadece görebiliyoruz. Bir kez daha zaferiniz kutlu olsun diyorum. Bugün buraya gelemeseydim evde ağlardım. Gerçekten bugününüze şahitlik etmek, burada sizlerle beraber zaferi kutlamak, inşallah seneye Kasım ayında 8'inde kutlanacak. Burada olmak büyük onur ve büyük şeref. Bugün de gerek Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, eşleri Mehriban Hanım, Emine Hanım ve diğer heyetler burada görkemli bir resmi geçit törenini izleyecekler. Onun dışında rahmetli Haydar Aliyev'in mezarına, kabrine çelenk konacak, şehitlik ziyaret edilecek. Bunları biz gurur duyarak burada izleyeceğiz. Allah diyorum bir daha böyle bir işgali göstermesin. Azat edilen topraklarınız uzun yıllar, sonsuza kadar yine Azerbaycan'ın kalsın. Karabağ Azerbaycan'dır. Çok sağ ol Ali kardeşimiz. Ben minnettarım sana. Ben o sizin çektiğiniz eziyetleri ben gördüm. Siz Azerbaycan'ın sesinin dünya satılmasında büyük rol oynadınız. Ve ben şimdi Fulya Hanım'ı da görürüm burada. Fulya Hanım, hoş gördük sizi. Siz de Azerbaycan'ın sesinin dünya satılmasında büyük emeğiniz oldu. Gəncədə'de ben sizinle de birlikte bir 20-25 gün keçirdik ve terör akları gördük. Ve bugün Azerbaycan artık galibdir ve siz yeniden Azerbaycan'a bu defa artık savaşa yok, zəfər paradını işlandırmaya gelmişsiniz. Hansı hisler keçirdiniz? Gerçekten çok yoğun duygular içindeyim. 33 günden savaş zamanında kaldım. Daha sonra ayrıldık. Sonra yeniden zafer törenini takip etmek için, izlemek için, haber yapmak için, canlı yayınlar yapmak için yeniden Bakü'ye geldik. Çok farklı hissediyorum açıkçası kendimi. Çok heyecan verici, çok gurur verici ve çok tarihe not düştüğüm bir gün olacak. Bugünü de hiç unutmayacağım. Benim için Azerbaycan çok başka bir yere sahip artık. Yani benim gerçekten kendi ülkem gibi hissediyorum. Başka bir ülkeye gelmiş gibi değil de kendi vatanımıza gelmiş gibi hissediyorum. Burada sizleri, artık hepimiz dost olduk, abimiz oldunuz. Yani sizlerle ben çok uzun zamandır beraber çalıştık burada. Dolayısıyla çok duygularım yoğun. Bir yandan kendi canlı yayınlarımıza hazırlanıyoruz. Bir yandan burayı takip etmek istiyorum. Fotoğraf çekiyorum ben de bol bol. Dolayısıyla hiç unutamayacağız biz burada geçirdiğimiz günleri ve özellikle zafer gününü, bugünü de. Ben de minnettarım size. Bu 44 günlük müharibə sizi Azerbaycan halkı için doğmalaştırdı. Siz Azerbaycan'ın sesinin dünyaya çatdırılmasında bir daha deyirəm böyük əməyiniz oldu. Təşəkkür edirəm, minnettarım size. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir daha qeyd edim ki, Bakı zəfər paradına hazırdır.
harici, eləcə də yerli medianın diqqəti böyükdür parada və siz Fulya Öztürk və TV100 telekanalının əməkdaşının fikirlərini dinlədiniz. Belə biz burada fəaliyyətimizi davam etdiririk və növbəti yeniliklər olduqca canlı yayımda sizə çatdıracağıq. Real TV-ni izləməkdə davam edin və qeyd edim ki, paradı da Real TV-dən birbaşa izləyə biləcəksiniz.